Sizin Allah'ınız var mıydı Nilgül Hanım? Başlıkta Çetin Doğan'ın eşi Nilgül Hanım'ın ismini zikretsek de aynı kafadaki herkese soruyorum. Cumhuriyet gazetesinden Sözcü gazetesine kadar hepsinin yöneticilerine soruyorum. Madamak'ta gösteri yaptı diye anayasayı değiştirmeye teşebbüsten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdığınız insanlar 80 yaşına merdiven dayadığında ki 20 yıldır, 25 yıldır, 30 yıldır cezaevinde olduğu halde bu kadar süre cezaevinde Yattıktan sonra ve ağır hasta oldukları rapora bağlandıktan sonra 2 sene kadar önce Ahmet Turan Kılıç 86 yaşındayken af kararıyla cezaevinden çıktı. Önceki günde yine bir başka masum Hayrettin Gül yıllarca cezaevinde yattıktan sonra ağır hastalık gerekçesiyle af kararı gereği cezaevinden çıktı. Cumhuriyet hemen yalan haberini yayınladı. Sivas katliamının hükümlüsü serbest kaldığı tutuklu komutanlar cezaevinde tutuluyor. Öyle bir algı oluşturuyorlar ki apayrı başlıklarla apayrı yazılara konu olacak kadar bir olay üzerinden 30 tane fırıldak çeviriyorlar. Madde madde anlatalım. 1. 28 Şubat darbecilerinin hiçbirisi Sivas mazlumları gibi 30 yıldır cezaevinde değil. 28 Şubat darbecilerinin en eskisi 3 yıldır cezaevinde ama Sivas mazlumlarının büyük çoğunluğu 30 yıldır cezaevinde. 3 yıldır cezaevinde olanları gösterip bunlar tahliye edilmiyorken 30 yıldır cezaevinde olanlar niye tahliye ediliyor demek. Ben yazmayayım. Ben olarak boşluk bırakayım doldurun. 2 Haber öyle bir algıyla kaleme alınmış ki Sözcü Gazetesi de benzer şekilde yayın yapmış. Madımak var ama paşalara yok başlığını atmışlar. Burada da yalancılığın kralına imza atılıyor. Haberi okuduğunuzda madımak sanıklarının tamamı af kararlarıyla tahliye ediliyor. 28 Şubat davasından mahkum olan eski paşaların hiçbirisi için af yetkisi kullanılmıyor ve tahliye olamıyorlar sanıyorsunuz. Oluşturulan algı bu. O zaman gerçeğe bakalım. Bugüne kadar Madımak mazlumlarından af yetkisiyle tahliye edilen kişi sayısı 2 ki cezaevinde olanların 30 kadar olduğunu söyleyerek %7 oranında kişinin af yetkisinden yararlanmış olduğunu belirtelim. Peki 28 Şubatçı eski paşalardan bugüne kadar af yetkisiyle tahliye olanlar kaç kişi? Çevik 1 tahliye oldu, Çetin Saner tahliye oldu, Aydan Erol tahliye oldu, İlhan Kılıç afla tahliye oldu. Kenan Deniz afla tahliye oldu. Hakkı Kılınç afla tahliye oldu. Ahmet Çörekçi afla tahliye oldu. İdris Koralp afla tahliye oldu. Ama bir avuç algı operasyoncusuna sorarsan paşalara yok, madımakçılara var. Gerçek ne? Madımaktan cezaevinde olanlarda %7 oranında tahliye yaşanırken 28 Şubat mahkumlarının 14 kişi olduğunu dikkate alırsak, hatta cezaevinde olanları da dikkate alırsak %60'ı tahliye olmuş. Yine ağlayanlar onlar, yine bağırıp çağıranlar, saldıranlar onlar. 3. Pfft. <laughs> soldan çarklı kemalistlerin oluşturmak istedikleri algıda madamaktan cezaevinde olanların hepsi tahliye oluyor, eski paşalardansa hiç kimse tahliye olmuyor algısı yapılıyor. Oysa madamaktan halen 30'a yakın insan cezaevinde. 28 Şubat'tan cezaevinde olanların sayısı ise 5 kadar. Neresinden baksanız yalan, nereden baksanız sahtekarlık, nereden baksanız algı operasyonu. 4. Sivas sebebiyle cezaevinde olanların mı mahkumiyet kararları adil, 28 Şubat davasından mahkum olanların mı? Yani cezaevinden çıkması gereken birileri varsa madamaktan dolayı cezaevindekiler mi çıkmalı yoksa 28 Şubatçılar mı? Sivas'ta yanan otelden dolayı direkt suçlanan tek kişi yok. Şu an cezaevindeki hiç kimsenin oteli yaktığı ve bu sebeple ölüme sebebiyet verdiğine dair somut suçlama yok. Peki bunlar hakkındaki suçlama ne? Gösteri yapmak. Gösteride bazı sloganlar atarak layık devleti hedef almak. Evet, yanlış okumuyor. soon as suçlama aynen böyle. Ortada otel yakmayla ilgili tek bir somut belge de yok, suçlama da yok. Peki 28 Şubatçılar için durum ne? Çevik Birinden başlayın, Çetin Doğan'ına kadar. Hepsinin suçları somut olarak belirlenmiş. 28 Şubat sürecindeki meşru hükümet aleyhinde kimin nasıl tehditte bulunduğu belirlenmiş. Hükümet ve üyelerinin istifa etmedikleri takdirde darbe yapılacağı, çok daha kötü şeyler olacağı söylenmiş Dahası bunlar sözde kalmamış, fiilen de 500 binden fazla üniversite öğrencisi genç kız başörtüsü sebebiyle okuldan atılmışlar. Yetmemiş İmam Hatip Lisesi'nde okuyan öğrencilerin üniversite giriş imtihanında 30-40 puanları silinmiş. Bu kadar suça imza atan 28 Şubat'ın paşalarının suçları o kadar sabit ki bizzat kendileri de biz medyanın dolduruşuna geldik itirafında bulundular. Şimdi bu çerçevede cezaevinden tahliye edilen madımak mazlumları için madımakçılara var diyenler 28 Şubatçıların işledikleri cinayetleri gözlerden kaçırıp 28 Şubatçılara yok diyorlarsa yaptıkları sahtekarlıktır. Darbeye destek çıkmaktır. Suçluları övmektir. Suçluları koruyup kollamaktır. Tam da bu noktada henüz tahliye edilmeyen Çetin Doğan'ın eşi Nilgül Doğan Cumhuriyet gazetesine konuşmuş Tutuklu 5 komutanın adli tıp raporlarında ileri yaşları, kronik hastalıkları ve de sakatlıkları yazılı olmasına rağmen aylardır hak ettikleri tahliyeleri verilmiyor. Buna karşın Madamak'ta onca insanı katleden birinin tahliye haberini alınca beynimden vurulmuşa döndüm. İntikam duygusuyla yaratılan bu adaletsizliği biz affetsek Allah affetmeyecek. Af edersiniz Nilgül Hanım, yüz binlerce başörtülü genç kızın üniversiteden atılmasına sebep olan darbenin mimarlarından olan kocanız ve Madımak'taki insanları suçladığınıza göre sizi de katarak soruyorum. Siz bu ülkenin seçtiği Tayyip Erdoğan'a gönderme yaparak Allah affetmeyecek derken sizi Allah affedecek mi diye soralım. Dahası bir soru daha yönelteyim. Sizin Allah'ınız var mı? Varsa çıkıp söylesinler. Hangi vicdanla, hangi insafla bu ülkenin dindar insanlarının eğitim haklarını elinden aldınız? Seçilmiş hükümeti iş başından uzaklaştırmaya kalkıştınız. Buyurun cevabı verin. Cevabı yollayın. Bu köşede yayınlayacağım.